Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kahvaltımızı yaptık. Mutfağı toparladım. Ondan sonra elde yıkadım bulaşıkları yine. Birazcık vardı çünkü. Sonra çamaşır attım kurutmaya. Kurutmada da çamaşırlar kurudu. Attım balkona onları deterjandan etkilenmeyelim diye. Şimdi su kaynatıyorum. Kahve içeceğiz Murat'la birlikte. Bugün de bir güzel yağıyor sabah biri hava. Bir görseniz var ya tam böyle uyku havası. Öyle güzel yağıyor. Ya da böyle kahve film keyfi. Şimdi kahvelerimizi içelim. Karar veremedik bazı şeylere şimdi. Kahveleri içerken bir konuşacağız, düşüneceğiz bakalım Murat'la. Kızı. Arkadaşlar biz karar verdik Murat'la birlikte. Dedik önce pazar alışverişi yapalım. Yağmur da öyle bir yağıyor ki bir görseniz. Pazar mı market derken pazarı yapalım. Pazara karar verdik pazar konuştuk. Kahve içerken aynen. Çünkü bir daha 3 gün sonra pazar kuruluyor. Cuma günü var bir de. Çarşamba da var galiba. Da ona gitmiyoruz biz. Cuma'ya gitmiyoruz. Reklam değişmiş. Uzak oluyor. Evet. Cuma gününe gitmiyoruz. Salı pazarına gidiyoruz şimdi. Evet. Bir de kargolar var. 3 tane kargom var. Onları vereceğim. Oradan Ali, önce Ali'yi alırız. Oradan kargoya, oradan pazara gideriz. Gitmeyecektik de işte. Hadi gidelim dedik. Yağmur yağıyor kızım. Koş babaya atla. Direkt arabaya atlayalım şimdi. Yağmur yağıyor çünkü. O şapkayı takma. Sakın kafandakini çıkartma. Soğuk değil çok. Yani soğukluk var ama çok fazla bir şey değil. Şimdi okula gidelim. Alişimizi alalım. Ondan sonra da PTT'ye gidelim. Postaneye. Oradan da pazara gidelim. Bir güzel pazar alışverişi yapalım. Bakalım ne var ne yok. Şimdi haftaya kar geldi mi? Zaten var ya. Kar mı geliyormuş haftaya? Ne zaman geliyor? Artık gelsin. Çocuk gibi kar mı? Yok ben pazar fiyatlarından dolayı kar geldi mi pazara gidiyoruz ya şimdi mesela diyor ki abla diyor kar yağdı diyor kar geldi diyor ya sebzeye ondan bu fiyat. Bahane zaten yok bir lodos vardı yok çok güneş vardı. Antalya'da oluyor ya seralar zarar görüyor o zaman da şey yapıyor o zaman da fiyatları uçuruyorlar. Şimdi kar yağdı mı da gene fiyatları uçuruyorlar o yüzden. Sebep olsun yeter ki. Onun için dedim ki alalım nasılsa pırasada, karnabaharda her şey duruyor. Lahana, beyaz lahana almak istiyorum. Sarmayı çok seviyorlar evdekiler. Kapuska, zaten kapuskadan bir şey anlamadık en son yaptığımızdan. Ben pek fazla bir şey anlamadım açıkçası. Ya yedik ama anlamadım. Şimdi gidiyoruz. Sileceklerimiz de güzel. Bak şakır şakır böyle yağmurlarda ne kadar büyük ihtiyaç. İyi oldu onları aldın da taktın kendin. Değil mi? Yakınlarda oto tamircisi böyle şeyler yapanlar da yok bizim. Ters kalıyor bize birazcık bu tarafta. İyi oldu. Arkadaşlar Ali okuldan aldık. Sırılsıklam oldum alana kadar. O da ben de botlarımı giyeceğim şimdi. Üzerime de kalın montumu giyeceğim. O yüzden eve geldim tekrardan. Murat'la Zeynep arabada. Zeynep durmak istemedi evde. Ali'yi bırakacağım ama evde. Yürü bakalım. Üşüdük, donduk hemencecik. Zaten hasta. Evet arkadaşlar, kalın montumu giydim. Ali'ye de hemen bir şeyler hazırladım. Onu da üzerini değiştirip şimdi gidiyorum. Arabada bekliyor Zeynep'le Murat. Şimdi postane, oradan da pazar. Hemen hızlı bir şekilde. Durdu mu Zeynep? Zeynep'e de dedik ki abinle dur evde dedik. Soğuk hava yok. İleni size geleceğim. Şimdi telefon gezenti gezenti. Evet. Arada görüntülü arıyoruz onları. Görüntülü arıyoruz. Kapıyı da kilitliyor üstten Ali. Az önce de bana araba çarptı arkadaşlar. Evet ya. Nasıl çarptı? Arabanın içine Zeynep de Emine. Ali'yi beklerken böyle yağmurda trafik sıkışık orada bayanlar. Baktın mı? Kontrol ettin mi arabayı? Ettim. Bende bir şey yok. Onda? Onda var vallahi. Nasıl oldu ben de anlamadım.
Ben böyle yaparak indim arabadan. Eyvah dedim yani şimdi. Ben de seni dışarıda görünce dedim kesin vurdu birisi dedim. Tahmin ettim. Evet vurdu. Arabanın içine böyle bir sallandık hatta biz Zeynep'le. Boydan boya dedim. Şimdi aldı götürdü benim sağ tarafı. Bir indim baktım. Bakıyorum yok. Orayı siliyorum, burayı siliyorum. En korktuğum şey işte yok. Hesap edemiyor. Bir ufak bir şey vardı sağ taraftan. Ondan eskiden Allah Allah dedim. Bir gittim arkadaki arabaya baktım. Of of of. Boydan boya. Nasıl? Çizmiş mi? Çizmiş, göçmüş. Ya bir var ya işte. Pahalı bir araç. Evet ben de ondan korkuyorum işte. Hesap edemiyorum yanından geçerken birisi. Özellikle bu havalar bak camlar boğuluyor. Aynalar tam gözükmüyor. Yazık şimdi orası tamire gidecek. Orası çok sıkışıktı. Onun kaskosu vardır muhtemelen de. Okul çıkışı. Geçmiş olsun. Aynen öyle. Cana. Geleceğine mala gelsin. Mala geleceğine cana gelsin. Murat ya. Ya şimdi bak hiç yağmıyor ama o okul çıkışına tam bir döküldü. Herkes de bir arabayla geldi çocuğunu almak için. Evet. Aynen. Ben inecektim de. Ver. Postanede işimi bitirdim. Geldik pazara arkadaşlar. Koyunlara, kuzulara bakın. Evdeyken hep görürdük artık göremiyoruz ayrı düştük. İnelim gidelim pazarımızı yapalım hadi bakalım. Oo, onu eve alayım. Tamam eve alacağım onu. Zeynep yavaş inme. Dur kapıdan alayım dedim gelmedi hanımefendi. İyi, arabayı iyi yere park ettik. Evet, girelim bakalım. Zeynep de bir mıyışmış arabada, bir mıyışmış. Yürümeye hali yok, ne yapacağız bilmiyorum. Evde de istemedi. Onu da istemiyor, bunu da kucakta taşıttıracak herhalde kendini bize. Gidiyoruz bakalım. Biber 13 TL. Yeşillikler. İlk önce bir dolaşalım pazarı, sonra da alışverişimizi yapalım. Kabak. Bu burada sormuştum. 350 mi demişti? 300 mi ne demişti? Şu botları işte en önde gri. Öyle. Balıkçıya bakalım ilk önce. Böyle pijamalar gelmiş Polar'dan 50 TL'ye. Bakın burada da 60 TL cepliymiş bunlar. Soğan 3 kilo 30 TL. Balıklara bakalım ne varmış. Burada da pır pır yapıyor şu ekran. Bu neymiş böyle? Dil balığı. İstavrit 70, hamsi 50, öbür hamsi 50, öteki 70. Çinekop aldık arkadaşlar, 50 TL'lik aldık. Bakalım, ilk defa kızartacak Murat çinekop. İlk defa kızartacaksın. Hamsi biraz gibi istavrit. Aynen. Efendim? O dil balığı. Ay görünce biberleri bir canım biber çekti dedim alayım birazcık da yemeğin yanına bir tane de olsa. Hayat kadar acıymış gördün mü? Aynen öyle. Çok acı yani. Olsun. Gene botçunun önünden geçiyoruz. Biber aldım birazcık. Direkt gözü bunlara takıldı. Geçerken buna baktı. Hı
bir yerden alacak bir şey. Hepsi kabartmalı gibi duruyor. Evet, bak kızım onlara. Bak kızım. Ne kadar oklava? 20. 20 TL. Kalınmış da burada da damgası İncesi var. İncesi ne var? Evet. Çok kocaman. Küçük kısalara daha iyi. He, aynen. Ay bu ne? Baklava yapmak için. Daha burada yapılmış. Bunlar neymiş? Yok yok. Bunlar niye böyle ya? Dışı şeyli değil. Yağlamak lazım şimdi. Heh, bizim kız buldu köşesini. Koy. Koy. Montlar, yelekler. Çeki bakayım. Abi bunlar ne kadar? 76. Kaç metre ne kadar? X'ler. Çine kop. Ne oldu? Al yufkanı yap böreğini. Al 4 tane yufka 10 liraya. 615 liraya. Al 4 tane yufka 10 liraya. Evet, pırasayla ıspanak aldık. 8 lira. Arkadaki güzelmiş. New Life yazan. Bordo. Gel buradan. Gofret isteyip duruyorsun ya. Bak gofret. Sana dediğim hurmayı gördün mü? Bak. 140 TL hurma. Cennet, cennet hurmasının. Yok kızım, onlar çok sağlıksız. İncir 120, 160 veriyor mu? İncir 120, aynen 160. Harbiye. Kabak çekirdeği alacağız şimdi buradan. Geçenlerde aldık, çok güzeldi. Bak kuru erik 70 lira. Dut kurusu 100 lira. Lokumlar, kurabiyeler. Ne oldu? Mandalina niye getirmedin diye sordum. Ne dedi? Ucuz değil diyor. Aa. Ben seçtiriyorum ya diyor. Gel. Gel kızım, yürü gel. Her tarafa geldim. Hangisi?
pazardaydık. Tam aradılar arkadaşlar. Bir bayan aradı. Arabanızda biraz hasar var ama bir gelir misiniz dedi. Arabaya sağ taraftan vurmuşlar. Murat gitti şimdi. Kontrol ediyor bakalım diğer aracı ne olacak. Vallahi pazar yapamadan doğru düzgün çıktık hemen. Geliyor. Murat, biz eve geldik. Şöyle iki bağ ada çayı aldım. 10 liraydı bir bağı böyle. Boğaz ağrısına, hastalık, enfeksiyon her şey çok iyi geliyor. Bizde birazcık vardı ama bitmişti. O yüzden böyle aldım. Bozulmaz etmez dedim. Yufka aldık 15 TL'ye. Toprak aldım böyle. Bunlar böyle şeyle sineklendirmeyen, sinek yapmayan topraklardan. 4 kilosu 20 TL'ydi. İçinde vitaminli, vitaminli her şeyi çok güzel bir toprak. Çinakop aldık. Pırasa 3 ekmek. Şu acı biberlerden aldım. 20 liraydı kilosu. 5 liralık aldım. Kahvaltıda sadece ben yerim dedim. Çekirdek aldık 50 TL'lik ve ıspanak aldık arkadaşlar. Alışverişimiz bu kadar. Zaten apar topar aniden çıktık pazardan. Çektim size de. Arabaya vurmuş başka birileri. Bir günde iki tane kaza yaşadık böyle. Şimdi bunları toparlayayım. Keyfimiz tadımız kaçtı tabii. Şey yapalım. Bir oturalım bakalım, bir konuşalım. Şimdi ne yapıyoruz? Birazcık canımız sıkkındı ya, biraz toparladık. Benim yani aynı gün ikisinin de süs olması doğal şey, evet, oldu yani. Evet ya, benim canımı sıktı açıkçası. Murat pek fazla şey yapmadı da ben üzüldüm yani. Şimdi görüştüler kaza vuran bayanla ya falan Allah'tan da. Ya Allah'tan vuran taraf çok sağduyulu yani. Bizi araması, hiç problem evet. Çıkarmaması, vurup gidebilir. Tabii. Fark edemeyebilirdik orasının... Ötekini ilk vuran kişi. İlk vurandan zannedebilirdik yani. Ondan sanardık. Bunun altı. İlk vuran kişiden sanardık var ya. Eğer o ikinci bayan aramasaydı. Çünkü bayağı kontrol ettik arabayı ilk de. O arada bayağı bir yağmur yağıyordu. Hatta ben eve geldim falan filan söyledim size de. Yine Allah cana vereceğine mala versin ama insan gene bir şey oluyor ya işte. Böyle bir tedirginlik, zaten o telefonu arayıp da stresi beni şey yaptı. Murat'a diyorum, Ali mi? Komşuman mı arıyor öyle falan diye böyle bir panik olmam. Onun üstüne kaza falan böyle. Moralim bozuldu benim açıkçası. Allah sağlıklasın alasın. Önemli olan o ama her şey insan olduğu için işte. Şimdi arkadaşlar, dün biz köfte yaptık ya, o köfteleri pişirmedik. Niye pişirmedik? Gözlemeler çok geldi. Evet, gözlemeler çok geldiği için pişirmedik biz onları. Şimdi... Onun için şimdi Murat o köfteleri pişiriyor. Ben de yanına hemen bir salata yaptım şipşak. Ondan sonra şu soslardan deneyeceğim bakalım. Şu salata soslarından. Şunlar neymiş ya, bu turp mut bir şeyler var, soğan, ama bunda da böyle bir şeyler var. Hangisini yapsam? Marullu bunda var. Şunda marul resim var, bunu yapayım. Şöyle, hepsi herhalde fazla gelir. Tabii, birazını koyuyorum. Şöyle, kasenin içine. Üzerine zeytinyağı. Bunu da sonra yapacağım salataya eklerim. İkiye bölüyorum. Güzel kokuyor. Şöyle katlayalım. Deneyelim bakalım bu salata sosunu. Ben bunu çok merak ediyordum zaten. Şöyle zeytinyağı ekleyelim. Hızlıca biz akşam yemeğine giriştik. İşte Allah'tan dünden köfte vardı da hemen. Ekmek de tazecik. Şimdi salatayı da yaptım hemen. Çorba içti zaten çocuklar geldiğinde. Murat'a da koydum bir kase. Ya ilk böyle dışarıya çıktığımda aa hava güzelmiş dedim ama ondan sonra dolaşınca dışarıda üşümeye başladım. O dedim, çok soğuk dedim böyle. Eve geldik hala ısınamadık. Kalın kalın giyindik böyle. Hayır hayır, hiç ısınamadık. Emine'nin en yakasını sevdiği rakama giydim ben de.
bu hırkalardan nefret ediyormuş. Bir alıp deneyim varsa. Ha, buna galiba birazcık da su koyuyorduk yani. Ne diyor? Salata sosuna. Herhalde koyuyorduk. Koydum lan. Bilenler şimdi yorum atar bana. Böyle gezdiriyorum. Ali de ödevlerini yaptı bu arada. Ben şöyle bir geçeyim de. Ben acı biberlerimi denedim gelince. Zeynep tereyağlı ekmek yedi 2 dilim. Ali çorba içti, Murat çorba içti. Ben de acı biberimden yedim birazcık, taze ekmeğin ucundan böyle. Bakayım dedim nasılmış acılı. Çok böyle istediğim zehir acı değilmiş. Hayat kadar acı diyor ama. Değil mi? Biberlerde. Çektim ya orada da videoya. Değilmiş yani. O kadar da beklediğim acılık yokmuş. Ben böyle zehir gözden yaş getiriyor böyle. Öyle bir acı sandım. O yüzden 5 liralık aldım. 5 liraya da bayağı bir oldu yani. 20 liraymış kilosu. Tamam, şöyle turp doğradım. Soğan. Kırmızı mor lahana turşusu yapmıştım ya. Ondan koydum. Marul, salata sosu, zeytinyağı, bu kadar. Şöyle karışık bir salata yaptım. Evet. Bundan da ister misin? Salata varken ben istemiyorum. Sevgilerimiz de bitti, nutellamız bu kadar kaldı. Çok güzel oluyor bu. Balkan sosu. Balıklar ne oldu diyecekler şimdi bize. Murat, balıklar ne oldu? Ne oldu? Balıklar yarın kısmetse. Yarın yanına bir çorba yaparız. Balığımızı da yarın pişiririz. 50 TL'lik çipura aldık. Ay pardon, çinekop. Aa bak, ben çipura ile çinekopu inşallah karıştırmamışımdır. Sen orada dedim ki o yüzden alırken emin misin dedim. Evet. Arkadaşlar ben şimdi şeye gittim, Adapazarı'na gittim. Teyzem bize bir balık sofrası kurdu. Aklı orada kalmış eminim. Evet, çok lezzetliydi. Ondan sonra oradan döndükten sonra ablamlara gittim. Ablam da o balıktan aldı sanırım. Şimdi hep aklımda... Ama balığın ne olduğunu bilmiyoruz. Ya çeyle başlıyor da çinekop mu, çipura mı bilemedim yani. Çinekop vardı orada da, o boyuttaydı. Dedim herhalde teyzemin yaptığı da buydu. 3-4 kilo balık almıştı böyle, var ya döke saça yemiştik o gün, Allah razı olsun. O kadar lezzetliydi ki balıklar. Salatası, böreği, çorbası bilmem nesi, hiç salata balık ekmeksiz böyle yedik. Allah razı olsun. Almış olayım, teyzemi de buradan selam yolluyorum izliyorsa beni, Ayşe Berre, Hüsna'cığım. Yani çok güzeldi. Ben şimdi, de Ahmet abiye gönderiyorum. Evet aynen. Unuttuk, Ahmet abiyi es geçmeyelim. Balıkları kızartan Ahmet abiydi çünkü. Ahmet abiye de selamlarımızı yolluyoruz. Teyzeme de. Çalıştığı için pek fazla izleyemiyordur bizi. Yoğun çalışıyor herkes. Ama yine de izlediği olur, denk gelir video. Neyse, o balık yani tadı damağımda. O yüzden yani Murat'a dedim ki o balıktan alalım diye, ama şimdi Murat'a derken de çinekop, çipura dedim. Acaba çipura mıydı? Yoksa çinekop muydu? Fark etmez, o öyle ya da böyle ya. Yenecek. Aynen öyle, öyle ya da böyle. 80 liraylık kilosu, biz 50 TL'lik aldık. Bazı zaman çok fazla balık yeniyor. Az alırız, çok sevilir. Çok alırız, artar. Ertesi güne kalır. O burun kıvırır, bu burun kıvırır, yemezler. Orada da döner dolaşır o balık. En son kedilere gider. O yüzden dedim 50 TL'lik alalım da yanına da bol bir yeşillik salata yaparız. Ekmektir, bilmem nedir, ekmektir. Hem yok. Bakalım senin dediğin balık olmuş. Aynen, hem olmuş. Onu görmüş oluruz. Uskumru mu? Yok, yanlış karıştırmıyorum. Uskumru'ya gitmeyeyim. Say say, bütün bildiğin balık çeşitlerini say bakalım. Uskumru'ya doğru gitmeyeyim ben en iyisi. Uskumru, mezgit. Ay, mezgit bir kere aldı. Komşumuzu çağırdım, dedim ki sevgili teyze dedim, bu balık böyle mi olur dedim, eriyor elimde resmen, mezgit dip balığı olurmuş, öyle olurmuş, böyle akıyor böyle.
Ay bir kötü oldu böyle dedim, kesin bu bozuk dedim. Bir dünyada para vermiştim. Yazın alınca balıklar pahalı oluyor ya. Yine öyle bir zamanda almışım böyle, ama pişirince de bir tatlı oldu. Gerçekten güzel oldu yani, ama pek fazla kılçıklı balık bizde hiç sevilmiyor. Balık yediğini anlamıyor bizimkiler. O yüzden böyle löpet olacak. Palamut mesela. O şekilde. Değil mi? Evet. Ya çocukları da ayıkla. Kendini mi yiyeceksin, çocuğa mı ayıklayacaksın? Bıt 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 bıt. Oraya buraya derken yediğini anlamıyor insan. O yüzden böyle onları da çoğunlukla palamut alıyoruz. Palamutun kuyruk kısımlarını çocuklara veriyoruz. Hiç löpet, kılçıksız diyorlar. Gayet de güzel oluyor. Rize'den bir arkadaş yazmış az önce. Instagram'dan Neşe abla. O demiş ki Rize'de demiş palamut demiş 3 tanesi 100 TL demiş. İyi uygun dedim yani. Çok iyiymiş fiyatı. 3 tane palamut değil mi? İyiymiş. Bizim İyi. Buna tanesi 60-70 liraya var. Olacağım resmen. Şeyde kaynıyor ya, açalım mı kapıları? Hem de Karadeniz. Ah telefon arıyor. Bak birisi arıyor Murat. Tamirden mi arıyorlar? Dur bakayım. Efendim? Aleyküm selam. Evet, araca vuran kişi aradı arkadaşlar. Murat bir görüşme yaptı onunla birlikte. İşte hasar... Bandır mıyız bunu yani? Yok yok, ben bandırmam. Hiç takmıyorum. Bu iyi midir? Alalım yalnız. Bir gün şu köşelerde kafanı deleceğim diye aklım çıkıyor. Amma da dinler ya, benim kafam saç da yok valla. Hadi oturun bakalım çocuklar. Çocuklar gidin bakalım. Çocuklar, evet köftelerimiz böyle oldu arkadaşlar. Şöyle. Nasıl önüme çektim ben de Ay minicik minicik dedin, tam pideli köfteye Allah. Uygun oldu. Bakın. Bursa'mızın meşhur pideli köftesinden yapmışım istemeden. Evet istemeden. Dünkü lavaşlardan kalsaydı. Kız büyük bir aslında pişin, büyük piştikçe. De yağlıymış kıyma, o yüzden. Gel. Ayağı sıkıştı. Pardon. Acı acı dedik. Yemiş mi? Hafif. Ayız. Kökü belki çok acıdır. Belki. Tohumlu yeri. Köfte daha acı. Çok güzel. Köfte bile daha acı. Hı-hı. Karabiber. Toz biber. Hı? Karabiber mi toz mu? Çok mu koydun karabiberi? Köfte güzel mi kızım? Hı? Sevdim köfteyi. Baba yaptı. Tovler onlara da bir girişemedik zaten. Bir günde adam iki kere araba mı çarparlar? Bir günde adam iki kere araba mı çarpar be? Bu kadar mı olur ya?
biz akşam yemeklerini yedik. Ali'nin eski videolarını izliyorduk da şimdi. Ali anımızı ezberleyecek. Şimdi İstiklal Marşı 10 kıtasını ezbere bitirdi. Şimdi mutfağa gidelim. Ne yapacağız Ali mutfakta biliyorsun değil mi? Evet. Ne? Çiğ köfte. Hayır, yerli malı haftası için kalem böreği yapacağız. He? Unuttun mu? Yarın yerli malı haftası arkadaşlar. Yerli malı günü kutlanacak Ali'nin sınıfında. Şöyle girelim mutfağa. Bizden önce çocuklar giriyor vallahi mutfağa. Koşa koşa. Üzülmedik şey görmüyorum ya. Ya soframızı toparladık. Çayımızı içeceğiz birazdan ama ilk önce kalem böreğini saralım. Şöyle 3 tane patates haşlamıştım ben. Tuzla birlikte onları güzel şöyle ezecekten essin. Murat. Oh ne değişik patates ya. Niye ezilmiyor? Böreğinin altı biraz böyle oval. Düz değil. Kayıyor. Tuzunu güzel koydun. Koydum. Karabiber koyacağım birazcık. Koymadım işte. Şimdi çocuklar yiyecek ya bunu. Bilmiyorum. Azıcık gene koyarız ya. Al oradan bakalım. Yakma. Aa, o çok kocaman iri yapıyor ya. Şundan alalım. Kirerden karabiberimizi alalım şuradan. Ya normalde kırmızı tatlı toz biber de güzel oluyor ama bizde acı olanı var. O yüzden koyamayacağım. Çocuklar yemez çünkü acılı. Nerede? Buradaydı ya. Burası da iyice karışmış. Var ya burası çarşamba pazarına dönmüş. Yufkaları şey yapalım. Zeynep geç bitirdi yemeğini. Tabağını ancak kaldırdı. Ya aslında yumurta olsaydı evde ben neler yapacaktım da yumurta yap. Ya o kadar ince tazeymiş ki Murat yufka. Vallahi. O karabiber hapşırtıyor herkese. Ali içeride sen burada. O kadar daha döktüm aslında ama. Şöyle. Kalem böreğini sevmeyen yoktur. Sever çocuklar diye düşünüyorum. Şöyle. Almıştık değil mi yufka? Evet. Yok 6 tane aldık. 6 tane son 5 liraydı. Şey mi olmuş bunlar? Yapışmış mı böyle? Ne olmuş ya? Ha, açılıyor tamam. Hamur gibi oldu da kesince yapıştı gibi. Tamam. İç harcımızı da alalım şimdi. Tuz, karabiber, patatesli iç harç. Şimdi minik minik sarayım hepsini. Sabah da kızartırım. Uykunun en tatlı yerinde. Uyanınca. Güne kızartmayla. Zumba gibi bir başlangıç yaparsın. Bir gözüm kapalı. Hepsi kömürleşinceye kadar. Tam ayarını tuttururum yani. Bir gözüm
Kapalı başında. Murat güzel kokulara uyanır. Murat değil mi? Öyle olur. Aynı bir kova suyuyla banyodan koştu. Hay Allah'ım ya. Vallahi. Hadi bismillah. 6 yufka bölü. Kaç? Kaça böldüm ben bunları? 80 böldüm. Herhalde. Yani 4'e değil. 4'e böldüm. 10'a böldüm galiba. Yok 4'e böldüm. Bir daha 4'e böldüm. Sen 8 lira bölmüş oluyorsun. Tamam. Kaç tane saracağız? 48 tane çıkacak yani öyleyse. He, iyi iyi bol bol yapalım. Bütün yufkayı kullanıyorsan. Hı, bütün yufkayı. Zeynep'i de kızartırım azıcık. Sen de sıcak sıcak yersin. Hepsini saracağım şimdi o yüzden. Hadi o zaman sana bol şans. Bir de böyle minicik minicik yapacağım ki küçücük parmaklarıyla mini mini birer. Çalışkan ikiler. Rahat cana yiyebilsinler böyle. Mini mini birler, çalışkan ikiler. Daha sevimli oluyor böyle minik minik oldu mu? Bakalım sevecekler mi? Ya ben aslında var ya yumurta olsaydı bir de bonibon alacaktım. Bonibonlu kurabiye. Yumurta olsaydı evine su böreği yapacaktı aslında. Yok canım o kadar da değil. Zaten çocukların şey de sevmez de çocuklar böyle sevimli değişik tarz kurabiyeler bayılır. Neyse onu da başka zaman yaparız. Niyet ettik. Sonra bir tane arkadaş yapmış Instagram'dan kirpi kurabiye yapmış Murat. Öyle mi? Arka kısmını böyle çikolataya batırıp Hindistan cevizine bulamış. Öyle güzel olmuş. Aa, Instagram'da yine bir tane arkadaş şey yapmış. Bir tane gitmiş kalıp almış 200 lira bilmem nereden. Onunla böyle bir şekiller yapmış. Fırından bir çıkarmış. Bütün adamlar kaymış böyle şaftı. Ay aynen ya. Çok da güzel oldu diye bir de böyle. Ay ben ona şaşırdım. 200 liraya Shibu'dan kalıp almışlar. Ondan sonra da yapmış bir şeyler. Ya yapmış çocuklar ama kurabiye hamuru herhalde o kalıbı uygun değil. Ya şaka gibi dedim. 200 lira kalıpla eridi tepsiye yayıldı kurabiyeler. Hiç baba, böyle muntazam olmadı. Okuyayım mı? Ne hadi oku bakalım. Anlıyorsun. Kamerayı oku da kayıt olsun ya. Oku oğlum. Okuyamazsan bunu şey yaparız açarız. Anlımız Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdum, milletimi özümden çok sevmektir. İlkem yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda gö... Ya orada işte... Göster nerede? İlen evet. Açtığın yolda. Murat sence ben mi? Hatırladım kızım. Bence sen hiç şey yapma, yanlış söylüyorsun. Evet. Niye doğru söylemedim? Hayır. Evet doğru. Hayır. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimi an içerim. Varlığın Türk varlığın armağan olsun. Ne mutlu Türkiye. Olmuş alkışlar hediye. Ya ne ara yazar? Gitti odaya. 10 dakika olmadı yazdı. Biz eskiden ama okula giderken her sabah okurduk. Her yağmur sabah. Da yağsa, hatta şey, kar da yağsa. Ben bir kere okumuştum Murat. Ha, çıkıp yani kürsüye. Yok anneciğim. Ben hemen hızlı hızlı saracağım. Sen dinlenmene bak şimdi. Git içeriye. Bir tanecik. Tamam bir tanecik sar hadi. Al bakalım. Sen şimdi dinlen. Bir tane de tencere bulaşık makinesine koymak ister misin? Öyle. Ben olsam ben de işte. Ha. Lokanta gibi bardak kirlisi çıkıyor arkadaşlar. Herkes bir kullandığı bardağı bir daha kullanmıyor. Tezgah lavabonun içine koyuyor. Biz de hemen onu makineye atıyoruz. Dikkat ama, ediyoruz ama etmemize rağmen. Ama hastalığı. Kızım niye çıkarttın üstünü? Çünkü... Islandı çünkü biraz. Çünkü suyla oynadın değil mi biz burada kaşla göz arasında sen orada he? Hayır. Ama şey uzadı. Karnım ağrıyordu. Tamam hadi hadi hadi, hadi giy üstüne bir şey o zaman. Hadi Ali'cim sen de ben bunu alıp ben televizyon karşısında... Ben de yapsam şimdi. Yok ben televizyon karşısında şimdi bunu yavaş yavaş saracağım tamam mı? Son bir. Sabah da kızartacağız. Hadi bakalım çıtır çıtır börekler öyle. Arkadaşlarım bakalım benim elimden bu orayı sevecek mi? Kesin severler.
dedem aşçı. Babamın babası aşçı. Babayın babayı. Biraz sana çay koydum. İçeride evet, sen geliyorum. Sen ya. Geliyorum şimdi. Tepsimi alayım. Çocuklar yatağa. Biz de içeri çay saatine arkadaşlar. Ben de orada televizyondan bakarken böyle sararım börekleri. Burada böyle tek başıma sessizce ne vakit geçmez. Televizyondan bakana bakana böyle aynen sararız. Anne ben yapabilir miyim? Yok yok, geliyoruz biz. Altı tane yufkayı kalem böreği şeklinde böyle sardım arkadaşlar. Emini şunlar. Kızgın yağda kızartacağız bunları. Çıtır çıtır güzel olacak. İnşallah severek yer çocuklar da. Hepsini bitirdim. Şimdi burada mutfakta birkaç parça bir şeyler var. Onları toparlayacağım. Börekleri sararken çayımızı da içtik. Onları makineye dizeceğim. Ondan sonra da ben de dinlenirim artık. Bugün böyle bir gün geçirdik. Ne olmuş buruma da ya? Cildim kabuk kabuk oluyor. Şuramda sivilce çıktı. Ben de birazdan yatarım arkadaşlar. Bugün yorucu, üzücü, karma karışık bir gündü böyle. Olsun. Dediğim gibi daha önce de cana geleceğine mala gelsin. Videomuzu artık burada sonlandıralım. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Daha uzun video çek diyenler oluyor. Videoların çok uzun oluyor diyenler oluyor. Artık arasını bulmaya çalışıyorum. Yani çektiğimi atıyorum. Hususi uzun olsun ya da kısa olsun diye bir çaba göstermiyorum yani. O gün içinde işte ne çekiyorsam onu sizlerle paylaşıyorum ben açıkçası. Neyse, bunları şimdi kaldırayım buzdolabına. Üzerine streçlerim ya da bir poşet geçiririm. Ondan sonra da kızartırız. Airfryer'de daha önce denemiştim. Ama çok hoşumuza gitmedi. Yumurta sarısı sırınca güzel oluyor. Yumurta da olmadığı için mecbur ben bunları şimdi ayçiçek yağında kızartacağım. Ondan sonra üzerini kapatmam ki hamur olmasın. Birazcık aralık bırakırım kapağını. Ya da böyle streçin üzerine bir delik falan açarım yani. Bir şeylerle göndeririz bakalım okula. Şimdi gruptan veliler yazışıyor. Kimisi meyve göndereceğiz diyor. Mandalina alacağım, muz alacağım. Kurabiye alacağız, yapacağız diyorlar. Kimisi meyve suyu getirecekmiş. Bizim zamanımızda da böyle oluyordu zaten yerli mola haftası. Güzel, eğlenceli oluyor çocuklar için. Yani beslenme işi de yok yarın. Böyle ortaya karışık bir şeyler yiyecekler. Kimisi işte plastik tabak, çatal, kaşık bir şeyler götürecek. Anne benim ayımı saatim kalmadı değil mi? Ne dedin? Benim ayımı saatim kalmadı değil mi? Geldi. Geldi. Abinin de senin de. Abi esniyor. Neyse arkadaşlar, tatlı ay, sohbete doyum olmaz. Diyeceğim. Ben sizlere burada veda ay, edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Ay, daha güzel videolarda inşallah buluşuruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler ay, diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Tamam, sonra kızartacağız onları, tamam mı? Hıçkırıyorsun, daha ne yiyecek, orada yiyeceğim diyor, bir de hıçkırıyor, yaptırıyor bana her şeyleri, ondan sonra da yiyemiyor. Görüyorsunuz nasıl hıçkırık tutmuş, yemiş zaten her şeyi, bir de diyor hala bundan yiyeceğim. Kahvaltıda yiyeceksin, tamam mı? Hadi bakalım, iyi geceler.